Aslan bireysel performanslara baktığımızda öne çıktığını düşündüğünüz oyuncular kimler oldu? Bir parantezde Berat'ı açmanızı rica edeceğim. İlk kez 11'de sahaya çıktı Trabzonspor formasıyla. Çok tanıdık bir rakibe, eski takımı Gençlerbirliği'ne karşı. Onun da performansı sanki orta alandaki arkadaşlarına biraz özgürlük verdi. Onların elini rahatlattı diye düşünüyorum. Katılır mısınız? Yani tabii ki Berat, yani ben Berat'ın bugünkü orta sahadaki özellikle çabuk oyununu, ön oynama isteğindeki oyun yapısını çok önemsedim. İkili mücadelelerde rakipten top kapma adına bakıldığı zaman, yani o bölgeyi son haftalarda Baker'la oynuyordu. Evet, Baker'ın Konyaspor performansı da bence bu seneki en iyi performansıydı. Ama Berat daha dinamik, daha sert bir oyuncuydu. Abdülkadir ve Flavio Berat'tan dolayı biraz daha rahat hareket ettiler. Çünkü top öne çok çabuk geldi. Yani özellikle Abdülkadir parmağın bugün yani öne boş bulduğu alanları hem driplikle geçerek hem pasla geçerek ki oyunu bence Abdülkadir'i de bugün bir pozitif olarak bir kenara koymak gerekiyordu. Biraz daha az topa temas ederse, o fiziksel yorgunluğunu biraz daha uzun süre sahada tutarsa bence kendi performansı takımı da katkısı artacağını düşünüyorum. Yani Abdullah Hoca çok bireysel oyundan uzak bir tabii takım yaratmaya çalışıyor. Yani bu zaten teknik direktörlük felsefesinde olan bir düşüncede. Evet, ama Trabzonspor'da bazı bireyselleri de çok fazla takım içerisine sokamıyorsun. Yani bunlardan en büyük bir tanesi de belki takımın önemli oyuncusu ama vaka yemeği söyleyebiliriz. Çok bireysel oyun içerisinde kaldığı zaman takımın oyunu yavaşlıyor. Aslında Trabzonspor'un 3. bölgedeki pozisyon üretememedeki bence en büyük sıkıntılarından bir tanesi orada oyun çok yavaş oynanıyor. Evet, orada belki çok o küçük alanda bireysel yetenek oyuncusu olmayabilir ama orada bence çabuk oynansa bence o da bir Trabzonspor için bir artı bir kenara yazılacak diye düşünüyorum. Yani Canini'ye bakıldığı zaman oradaki o küçük pas oyunlarında, ikili oyunlarda etkili. Aslında kendi özelliklerinden bir tanesi de bu. Yumuşak bir ayağı var. Yani belki çok fiziksel, sert, yüksek topu seven bir oyuncu değil ama bir santrafor olarak bence ayak dokunuşları her geçen hafta birazcık daha öne çıkıyor. Yani Ekuban'ın hani oyundaki isteği, arzusu belki oyuna bazen pas anlamında katkı yapmıyor ama hem skor üretme anlamında hem de rakip alandaki baskı anlamında bir farklılık yaratıyor. Dediğim gibi yani Abdullah Hoca birazcık daha takım oyununu daha çok önemsiyor. Biraz daha değil, tamamen takım oyununu önemsiyor. Bu yüzden takım halinde oynamayı çok daha yukarıya taşıyacağını ben düşünüyorum. Defansif anlamda bence yani problemlerin büyük bir bölümü halloldu diye düşünüyorum. Ama ben Serkan ve Marlon'dan özellikle öndeki Ekuban ve Vakayeme ilişkisinin birazcık daha fazla olmasını düşünüyorum. Özellikle hücum anlamında. Çünkü iki oyuncu da topu ayağına aldığı zaman çok fazla kolay kolay rakibe vermiyor. O yüzden Serkan ve Marlon'un hücum performansı çok daha rahat olmalı gerekirken orada biraz tedirginlikleri yaşıyorlar. Bence Trabzonspor'un oyun yapısında özellikle 3. bölgede Serkan'la Marlon'un doğru hücumları bence yukarıya çekeceğini düşünüyorum. Bu da Trabzonspor için bir kazanç olacaktır. Yani takım olma adına dediğim gibi çok fazla büyük hedefleri göstermeden Trabzonspor bu işin içerisine gideceğini düşünüyorum ben. Hamdi Aslan, çok teşekkür ediyorum görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Bir de transferle ilgili küçük bir dokunuşlar Tabii ki. yapayım. Yani Trabzonspor evet şu an iki tane orta saha oyuncusuyla ilgili, özellikle Arjantinli oyuncuyla çok ilgilendi. Son hamledeyken Arjantinli oyuncunun hem rakamsal anlamda rakamı yukarıya çekmesi ve sezon olarak 2,5 yıl tercih etmesi Trabzonspor bu adımdan biraz geriye attı. Yani sanki olmayacak gibi duruyor. Benfica'daki orta saha oyuncusuyla da ilgileniyor. Bu oyuncu da Trabzonspor'un 10 numara pozisyonunda oynayabilecek bir oyuncuydu. Ama dediğim gibi orada da rakamlar biraz yukarıya çekildi. Yani Trabzonspor ilgilendiği oyunculardan şu an rakamlar yukarıya çekildiği için biraz vazgeçmiş gibi duruyor. Çok aceleci değil. Şu an ligde yukarıdaki takımlarda anormal bir transfer telaşı var ama Trabzonspor bu konuda çok sakin. Çok daha gelecek planlamasını doğru yapacak oyuncuyu bulma aşamasında belki bir oyuncuyla geçecek. Belki hiçbir oyuncu katmadan da geçebilir. Yani o yüzden Abdullah Hoca çok bu transfer konusunda çok temkinli olduğunu diyorum. Scout ekibiyle, İhsan Hoca ile, yönetimle beraber çok doğru çalışma içerisinde olduklarını ben düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz Hamdi Aslan'a bizlere aktardıkları için. Trabzonspor'un transfer gündemiyle alakalı da Hamdi Aslan'dan bilgiler aldık. Enzo Perez ve Chiquinho isimlerinden bahsetti kendisi. Bordo Mavili takım çok değerli bir 3 puanla
eve dönüyor. Bu kesin. Trabzonspor'la alakalı gündem üzerine konuştuk. Çok kısa önümüzdeki dakikalarda Aspor ekranlarında sizleri neyin beklediğini söyleyebilirim. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu hafta oynayacakları mücadeleleri değerlendireceğiz. Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri üzerinden de konuşma fırsatımız olacak. Bunu da belirteyim. Ama programın son bölümünde Erol Bulut röportajının tamamını, en uzun versiyonunu Son Sayfa Transfer'in son bölümünde izleyebileceksiniz. Özellikle Fenerbahçelileri ekran başına davet ediyoruz. Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut'un açıklamalarıyla Son Sayfa'ya veda edeceğiz. Bu gece son bölümde Erol Bulut'un değerlendirmelerini takip edebileceksiniz. Galatasaray'a dönelim istiyorum. Sarı kırmızılı takımın yoğun bir transfer gündemi var. Bu transfer gündemiyle alakalı da az sonra konuşacağız ama öncelik saha içi. Galatasaray Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Savaş Çorlu'yla açılışı yapalım istiyorum Galatasaray konusuna. Nasıl bir mücadele sarı kırmızılıları Malatya'da bekler? Denizlispor maçı benzeri bir müsabaka bizi bekleyecektir. Tabii ki Malatyaspor Denizlispor kadar zayıf bir rakip değil. Son iki haftada 6 puan toplayan. Fakat orada bu hafta içinde inanılmaz işler oluyor. Yani Malatyaspor'un yarınki karşılaşmayı eğer şöyle sıkıntısız maddi anlamda sıkıntılarla boğuşmayan, dün idmana çıkmadılar benim bildiğim kadarıyla Malatya Spor Tecrübesi'nde. Ve uzun zamandır alacakları ödenmeyen... Savaş, eklemek için söylüyorum, o dert benim bildiğim 4-5 aydır sürüyor. Hamza Hoca gittiğinden beri sürüyor. Hamza Hoca da, sevgili Hamza Hoca da şu anda... Öyle, öyle şeyler denk geliyor. Aynı onu söyleyecektim. Yani büyük sıkıntılarla mücadele ama her anda artık benden de bu kadar diyebilir. Çünkü transfer için istemiş olduğu oyuncuların şu anda transfer tahtası kapalı. Bilmiyorum, belki izleyicilerimiz biliyor mudur. Yahu işten dolayı bir 100 bin dolarlık bir transfer ödememesi var. Onu bile şu anda Malatyaspor ödeyemiyor. Dolayısıyla futbolcu alacakları, onlar da ödenmiyor. Ve bir gün önce de idmana çıkmıyorsunuz. Böylesine önemli bir karşılaşma bakıldığı zaman futbolcular ister istemez. Bazen olumlu yönde yansıyabilir. Ama burada nasıl bir şey yansıyacak Galatasaray'a karşı bilmiyorum. Galatasaray'ın bu yeni statta uzun zamandır galibiyeti yok. İlk galibiyetini alabilir. Şartlar Galatasaray lehine doğru dönük. Denizlispor maçının 11'inden ben çok farklı bir 11 olacağını zannetmiyorum. Yine maça baskılı başlayıp aynı Denizlispor maçında olduğu gibi bir an önce golü bulup oyunu ilerleyen dakikalarda rahatlatmak isteyecektir. Hamza Hoca'nın da bu şartlar altında takımıyla beraber çok iyi iş çıkardığını sanırım söyleyebiliriz. Çok iyi son iki maçı da kazandılar. Yaptığı iş çok iyi falan değil. Değil mi? Mucize ya. Tamam. Mucize. 4 tane 9 numarayla oynadığım maçlar. Çok iyinin ötesinde. Çok iyinin ötesinde işler yapıyor. Ve hala eleştiriliyor. Malatya'da bir türlü kendini sevdiremedi. Kendini beğendi. Onu ben şimdi alacağım sana. Gerekçesini kusura bakma, lafı ben aldım. Yok, estağfurullah. Bu işin kökeni Cueva işi. Bak, bunu şehrin içinden arkadaşlarımdan aldığım bilgilerden soruyorum. Cueva geldi, Christian Cueva galiba. Evet. Fenerbahçe maçını Hamza Hoca kaybetseydi